Merhaba arkadaşlar. İş yoğunluğunda vakit bulduğum zamanlarda video çekerek paylaşmaya çalışıyorum. Videolarım araları biraz açık olmasının sebebi arkadaşlar şu anki çalıştığım işteki yoğunluktandır. Kusura bakmayın. Bu videomda geliştirmiş olduğum kuruçka makinemi inceleyeceğiz. Bundan bir sene önce de aynı tarzda bir makine yayınlamıştım. Bu makinenin üzerine bir şeyler koyarak ortaya ikinci bir makine çıkarttık arkadaşlar. Ve bunu şimdi sizlere nasıl çalıştığını, mantığını anlatayım. Temel mantık aynı olduğundan düzenlemelerle, ufak tefek ayarlarla arkadaşlar ona benzer bir makine oluşturuldu. İlk başta devrimi anlatmadan önce kuruçka makinesinin olmazsa olmazlarından bahsedelim. Bir ısıtıcı. Bu iş için ben lamba ve ısıtıcı bir panel kullanıyorum arkadaşlar. İki adet kullanmamın amacı lamba içerinin ısısını istenilen dereceye getirmek için kullanılırken ısıtıcı panel ise istenilen dereceye geldiği zaman ikisi tek rulye bağlı arkadaşlar. İstenilen dereceye geldiği zaman lamba kapanır ama ısıtıcı panel ısısını yavaş yavaş azaltır. Bu yüzden dolayı içerinin ısısı bir anda düşmez ve bu da bize 30 saniye veya 45 saniye yeri gelir 1 dakika içerinin ısısını stabil olarak tutmamızı sağlar. Bundan dolayı arkadaşlar 2 adet ısıtıcı kullanıldı. Diğer bir olmazsa olmazımız ise sıcaklık sensörleri. Bu iş için ben sıcaklığı ölçmede LM35, nemi ölçmede DT11 sensörünü kullandım arkadaşlar. Motor. Bu motorumuz yumurtaları yeri geldi yani tetiklendiği zaman sola ve sağa yatırması için kullanılır. Ben burada metal dişli servo kullandım arkadaşlar. Ve diğer bir olmazsa olmazımız fan. Bu fan 12 voltluk PC içinden çıkan fan arkadaşlar. O da bu tarafta. Diğer bir sene önceki videomda daha küçük fan kullanmıştım. Ama o yeterli değil ve çok ses çıkarıyordu. O fanı değiştirdim ve bu şekilde biraz daha büyük fan kullandım. Ekstradan yani yazılımla 2 saat diyelim ki motorumuz 2 saatte bir dönecek. Biz bunu yazılımla işte saniyeler, delaylar koyarak da 2 saate buldurabiliriz. Her 2 saatte bir döndürebiliriz arkadaşlar. Ama yazılımda bir yoğunluk, bir karmaşa olmaması için ekstra RTC saat modülü var arkadaşlar. Her 2 saatte bir bu servoyu tetikler. Bunun için kullanıldı. Ve ekstra olaraktan bir buzzer eklendi. Bu buzzerımız ise içerinin sıcaklığı 38,5'un üzerine çıktığı zaman bize uyarı verecek. Herhangi bir aksilik olur, role çekmez, işte lamba sönmez bir durumla karşılaştığımız zaman içerinin sıcaklığı 38,5'un üstüne çıktığı zaman bu bizim ve yumurtalar için bir tehlike olduğunda direktmen uyarı vererek müdahale etmemizi sağlar. Anakartımıza yakından bir göz atalım. Anakartımız bu şekilde arkadaşlar. Ve devrenin çalışma mantığını anlatayım. Sensörler yardımıyla saat, sıcaklık, nem, servo açı değerleri bilinmektedir. Bunlar Arduino'muzun sensörler sayesinde dışarıdan aldığı bilgilerdir. Sadece servonun açısını biz belirliyoruz arkadaşlar. Ama belirlediğimiz açıyı da biliyoruz. RTC ile 2 saatte bir servoyu çevirir. Yani 2 saatte bir servo tetikleme gönderir ve yazılımdan dolayı servomuz 2 saatte bir çevrilir. Bu sol tarafa 45 ve sağ tarafa 45 derece olmak üzere iki tarafa döndürülür arkadaşlar. Mekanizma burada. Bu mekanizmamız şu anda sağa doğru dönüyor. Ve led de sarı yanıyor arkadaşlar. Şimdi led'i de söyleyeceğim sizlere. Ve RTC yardımıyla yumurtaları kaçıncı günde olduğu ekrana yazdırılır. Bu ne demek oluyor? Ekranda şu anda birinci gün. Videoyu çektiğimden dolayı ilk günden başladı arkadaşlar. Bu saat ayarlıyoruz. Yani benim ayarladığım saat 12.00'da ikinci güne yani gün atlayacak arkadaşlar. Bu da yumurtaların kaçıncı günde olduğunu görmek için ekrana yazdırıldı. Bunun amacı şudur. İlk 18 gün servo aktif ve sıcaklık 37,5 derecede tutulur. 18 ile 21. günler arası ise servo pasif olur ve sıcaklık 36,5 derecede tutulur. Yani servoyu pasif yapar. Son 3 gün 21 günde çıktığı için cimcimler. Son 3 günde servoyu durdurur.
Ve yumurtaları zaten biz servodan alıp alttaki zemine koyacağız artık. Burada boşta bulunan zemine koyacağız. Ve sıcaklık da 36,5 derece olacak. Bu ayarlamalar eski kuluçka makinemde yoktu. Onu bir yere tarih not alıyordum falan. O şekilde yapıyordum. Ama şu anda makine otomatikten kendisi yapacak. Ve ekranda ledlerin yanında tam burada arkadaşlar bir adet buton bulunmakta. Bu buton ise zaten sistem kendisi şöyle söyleyeyim. 21 günden sonra yani 22. güne geçmiyor. Tekrar sıfırlıyor otomatikten. Ama oldu. Bir aksilik oldu. 3. günde bir arıza verdi veya 3. günde tekrar en başa almamız gerekti. Veya test ediyoruz. 4. güne kadar test ettik. Herhangi bir sıkıntı yok. Artık yumurtaları koyabiliriz. Bunun için ne yapmak gerekir? Günü 1'e sıfırlamak gerekir. O yüzden ise buradaki butona bastığımız zaman gün kaç olursa olsun gün kendini sıfıra çekiyor. Dediğim gibi zaten 21 günden sonra kendisi otomatikmen alıyor ama arada müdahale etmemiz gerekirse butona basıp günü sıfıra değil aslında. 1. güne çekebiliyoruz arkadaşlar. Oradaki kırmızı led ısıtıcının aktif olduğunu gösterir. Isıtıcımız burada arkadaşlar. 2 tane ısıtıcı var. Şu anda lamba da aktif. Ama parlama olduğundan dolayı lambayı gevşetim. Yani şu şekilde. Evet, tekrar alalım. Gevşetelim. Evet. Lambamız da bu şekilde çalışıyor. Buradaki mavi ve sarı ledler arkadaşlar. Bunlar da servonun konumunu belirliyor. Sıralaması kırmızı, mavi, sarı. Sarı şu anda servonun sağ tarafa yattığını, mavi ise servonun sol tarafa yattığını göstermekte. Buradaki amaç ise servoda herhangi bir arıza durumunda saat içerisinde otomatikten işlediği için her 2 saatte bir servo tetikleneceği için arkadaşlar servomuz çalışmasa bile bir arızaya geçse bile ledler yanacaktır yani yanmaya devam edecektir. Örneğin servomuz şu anki konumunda olsun ama ledimiz mavi yanıyorsa demek ki servomuz yanlış konumdadır. Burada ya servoyu değiştireceğiz ya da servoda bir aksilik olduğunu anlayıp müdahale edeceğiz arkadaşlar. Buradaki ledler de onun için konuldu. Çünkü endişem ne? İçerinin sıcaklığını 21 gün boyunca servomuz dayanabilecek mi? Onu da test edeceğim. Oradan da alınan sonucu yorumlar kısmına yazarım arkadaşlar. Başka burada bulunan 7805 ise servomuza 5 volt üretir. Devremizin çalışması bu şekilde devam etmektedir. Ekrandaki görsellere gelelim. Baş tarafta arkadaşlar tarih var. Yani 2. ayın 1'i. Saatimiz 11.45. Şu anda 46 oldu. Başta bulunan içerinin nemi şu anda %40'mış. Sıcaklık 24.2 ve 1. gündeyiz arkadaşlar. Dediğim gibi orası 12 olduğu zaman hem servomuz dönecek hem de gün 2'ye atlayacak arkadaşlar. Yani günle servonun atlaması denk geldi. Çünkü her 2 saatte bir döneceği için servomuz saat 12'de her ikisi de gerçekleşecek. Videoyu durdurur. Saat 11.58'de falan tekrar başlatırım. Orada o ayarı, o hareketliliği gözlemlemiş oluruz. Kuluçka makinemizin iç yapısını gösteriyorum arkadaşlar. İç yapısında servomuz ön tarafına bu şekilde bir panel eklendi ve panel sayesinde buradaki viyolu çeviriyor. Gelen açıyla arkadaşlar böyle önden de gösteriyor. Bu şekilde bir fark eklendi. Ve açısı değiştiği zaman buradaki mekanizmada dönüyor. Burada bulunan metal sayesinde altta bulunan tabloyla üstteki tablo birleştiriliyor. Ve üstteki tablonun konumuna göre alttaki tabloda konum alıyor arkadaşlar. Bu tarafta bulunan NM35'imiz sıcaklığı 2 panelin tam ortasına ölçülüyor. Ölçüm yapıyorum. Buradaki nem sensörümüz arkadaşlar. Böyle gösteriyor. Sıcaklığımız, lambamız ve karşıda panomuz var. Su kabını bu tarafa koydum. Bunun amacı tam lambanın altına koyduğum zaman nem %80'lere çıkıyor. Buraya koyduğum zaman ise tam ideal %55-60'larda kalıyor arkadaşlar. Yani şu şekilde yapacağız. 18 gün su kabımız burada duracak. İçinde su olacak tabii ki. Son 3 gün ise su kabımız lambanın altında olacak arkadaşlar. Bu zaman ise tam
lem değerine ulaşmış oluyoruz. Evet. Çalışmamız bu şekilde. 10 dakika sonra servonun açısı değişecek. Sol tarafa yatacak. Mavi led yanacak. Gün 2 yapacak arkadaşlar. 10 dakika sonra görüşürüz. Arkadaşlar zamanımız yaklaştı. Tekrar payda başladım. İçerinin sıcaklığının değişmemesinin sebebi yalıtımdan dolayı arkadaşlar. Bu plastik olduğundan ötürü sıcaklık içerisinde muhafaza edilemiyor. Öyle yalıtım yapılacak. Saatimiz 12.00 olduğu zaman buradaki servonun ve ledlerin aynı zamanda günün değişimi göreceğiz. Şu anda oldu. Gün değişti arkadaşlar. Servomuz dönmedi. Şu anda dönüyor. Evet, servomuzu 15 saniyede dönüşünü tamamladı. Dönüşümün yavaş olması önemli. Yumurtalara zarar vermemek için. Gayet yavaş şekilde dönüşünü tamamladı. LED'imize maviye geçti arkadaşlar. Günümüzde 2 oldu. Dediğim gibi devremiz bu şekilde çalışıyor. Şimdi butona basacağız ve buradaki gün sayısını tekrar bile çekeceğiz. Evet, sıfırladık. Tekrar günümüz bile geçti arkadaşlar. Bu projemde anlatacağım başka herhangi bir şey yok. Dediğim gibi tek şeyi yalıtımı kaldı. Yalıtımını da yaptıktan sonra artık yumurtaları gönül rahatlığıyla koyabilirim. Diğer videolarımda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.